Şöyle söyleyeyim, ben bu işin eğitim tarafını seçtim ki 25 yıldır aydın müzikler olarak eğitim veriyoruz. Bağlama da söyleyeyim ben, sahneye de alışık değilim. Şimdi şöyle, bizim gözümüzdeki duruşunuzu söylüyorum. Sizin sanatçı değilim deyişinizin arkasındaki duruş, mütevazilik duruşu. Siz bizim gözümüzde, özellikle benim gözümde sanatçısınız. Ben gördüğümü söylerim. Ama jüri üyelerimin veya konuklarımızın sizin hakkındaki düşünceleriniz zaten sizi el çırpmasından ortaya koyarlar. Ama ben sizin mütevazi duruşunuza inandığım için böyle söylediğinizi biliyorum. Siz bir saz üstadısınız. Siz bir hocasınız. İnşallah Allah izin verirse ben de sizin bir öğrenciniz olacağım bu saz konusunda. Bu arada değerli jüri üyelerim, sizden ricam şu, 15 gün önce ben bunu yaşadım, dişlerimle ilgili bir sıkıntım vardı. Şu an bitti, o yüzden çok sırıtıyorum dikkat ederseniz, dişlerimi göstermek adına. Ama değerli üstadım, dişlerini yaptırdığı için söyleyişinde diksiyondan dolayı bir bozukluk olabilir. Onu da göz önünüze almanızı rica ediyorum sizden. Saz üstadlığı, hocalığı, Aydın Müzik Evi'niz var, orada öğrencileriniz var. Onun haricinde en çok zevk aldığınız, sevdiğiniz şey nedir? Şiir yazmak. Şiir yazmak. Evet. Yani sizin için artık bir söz yazarı da diyebilir miyiz? Peki. Ben diyemiyorum. Tamam. Ama. Siz demeyeceksiniz. Ben peki. Şimdi burada Şükrü abiye çok teşekkür ederim. Burada bir hizmet olduğu, sanat adına hizmet olduğu için varım aslında ben. Benim gönlümde buradaki bütün yarışmacılar birincidir. Hepsi de can ciğer olduk. Ama bu sözlere puan vermiyorlar biliyorsunuz. Puan istemiyorum. Şu an jüriye oynuyorsunuz. Öyle bir şey yok. Evet. Şükrü Altınel'e biz de tabii ki bu organize için teşekkür ediyoruz. Bu organizelerin çoğalmasını ve bu anlamda amatör sanatçılarımıza değer vererek onların bir yerlere gelmesinde eğer bir nebze de olsa öncelikle Şükrü Altınel ve sonrasında değerli jüri üyelerimizin %1 de emekleri olsa inanın onların çok mutlu olacağına ben inanıyorum. Peki, seni eserinle baş başa bırakayım mı? Var mı söyleyeceğin evet, şey? Evet, türkülerle gömün beni diyeceğiz. Peki, söz sizde. Mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni. Elbet mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim, türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim, türkülerle gömün beni. Sazımı asın duvara, yalnız kaldım. Kara vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. Aklımı asın duvara, yalnız kalsın baktı kara vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. Thank you.
hep ağlayıp gülmem için. Muradımı al, hep ağlayıp gülmem için. Ağlamasın dostum eşim, tükürene gülmeni. Ağlamasın dostum eşim, tükürene gülmeni. Dert yoklar niye 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 doğdum bilmem niye. Götürün doğduğum köye, tükürene gülmeni. Yoklar diye diye niye doğdum bilmem niye. Götürün doğduğum köye, tükürene gönül beni. Evet, Bayram Aydın'a hem safına hem sözüne teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ve değerli jüri üyelerimiz, bakalım Bayram Aydın'la ilgili ne sözler sarf edecekler. Ya, ses sanatçısı değilim, orada hiç noktamı. Şöyle geliyoruz. İyi ki ses sanatçısı değilsiniz. Yani bizi götürdüğünüz bir tarafta çok güzel bir eser zaten, gerçekten. Bir ruhumuza, içimize işletti, sizi tebrik ediyorum. Ses, yorum harika. Sanatınız ona keza zaten, eller çok güzel. Ufak bir hata oldu mu, hata değil mi, size kaynaklanmadı, isteğin dışı, onun dışında sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Çok özür dileyerek araya gireceğim. Bu eser kimin eseriydi? Cansever diye biliyorum ben, doğru mu? Güler Duman. Tamam. Güler Duman'ın eseri. Sözler kimin, ben onu merak ettim. Güler Duman, evet. Bir de Cansever'i de biliyorum ben. Herhalde Cansever de. Evet. Bu eser gerçekten türküyü okuyanlar için hani alıp böyle götüren bir eser yani. Evet. Sevgili... Bu benim vasiyetimdir. Benim vasiyetimdir türkülerle gömülmeli. Evet. Türkü söyleyenler için, saz üstadlar için çok değerli bir şarkıdır. Yüreğinize sağlık. Aşık Ali Kaya beyefendi de. Aydın'ı ben 2 senedir tanıyorum. 2 senedir tanıyorum ama son tanıdığım sistemle tanıyorum. O kadar temiz, altın gibi kalbi var. Şimdiki söylemiş olduğu eserde kendini ispatladı esasında. Kendisini söyledi. Yani inan ben o söylediği değişe değil de onun yaşamasına ben yaşadım. Yaşamasını yaşadım. Evet. Yılan ateş böceğini yakalamış da yiyecek. Tam yiyeceği sırada demiş ki yılan kardeş yeme beni, bir dakika bir şey söyleyeyim de. Ben senin işine karışmam, aşına karışmam. Niye beni yiyorsun demiş de. Ben senin ışığına dayanamıyorum demiş yılan. Şimdi Bayram kardeşimizin ışığına dayanamayanlar bu halde. Bir de şunu söyleyeyim ki Bayram'ım biraz nasihat dinlemek gerekiyor, sözleri dinlemek gerekiyor. İnan o dostlar var ya, o dostlar senin için uğraşıyor, bunu bilesin. Gerçekten söylüyorum. Biraz kendine çeki düzen vermeni istiyorum. Aynı zamanda bir nasihat babı olsun sana. Çok güzel. Yani beni farklı bir şekilde yaşattın. Şimdiye kadar söylemiş olduğun eserlerin içinde en güzelini söyledi. Yaşayarak söyledim. Demek ki yaşamak farklı bir olaymış. Biz onu görebilseniz ne mutlu. Yani yaşamak güzel. Bunu yaşadın. İnan beni ağlattın. Nasihati dinlemeni istiyorum. Yani ki herkes senin iyiliğin için uğraşıyor ama ben biliyorum demekle değil, bilenler mutlu demiş. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Değerli Aşık Ali Kaya'ya. Hocam ben size geçmeden bir soru sormak istiyorum. Siz değerli hocalarıma. Şimdi şöyle, türküleri gerçekten ben de seviyorum. Kendimce de söylemeye çalışıyorum. Söylediklerimle nafizane kayıt yapıyorum. Benim sevdiğim ve beni sevenlere gönderiyorum. Şu anda hemen gülümseyecekler zaten. Ben de şundan yanayım. Yani aslında siz bunu belirttiniz. Bir türkü söylenirken belki detone olunabilir. Belki gerçekten iyi söylenemeyebilir. Ama gerçekten şuradan, yürekten söylediğiniz bir türkü
karşıya geçtiğini umuyorum ben. Sizin söyledikleriniz bunlar da büyük ihtimal. Ben de şunu söylüyorum. Mesela ben değerli üstadlarıma, hocalarıma, arkadaşlarıma, çok değer bulduklarıma, onların da beni gerçekten ben olduğum için değil, beni ben yapan değerlere değer verdikleri için, sevdiklerini bildiğimden dolayı onlara okuduklarımı, yorumladıklarımı gönderiyorum. Onlar da kendilerince yorum yapıyorlar ama ben biliyorum ki ben onu buradan değil, şuradan yorumluyorum. Dolayısıyla bu gerçekten doğru olan bir şey değil mi? Yürekten okumak. Şimdi gerçekten doğru aktardınız. Yine bir üstadımız diyor ki, behey sinesini döven Abdullah, seni sever seni dinler Abdullah, iki gözü köre güven güven Abdullah, sen ol vicdanı körlere güvenme diyor. Yani iki gözü ama olana güven ama vicdanı körlere güvenme diyor. Vicdanla kör ise yandık işte. Allah'ım bizleri bunlardan uzak eylesin. Eyvallah. Sağ olun hocam. Halide Hanım'a bir mikrofon uzatabilirsek. Özür diliyorum, tekrar aldım mikrofonu ama ablacığım gerçekten sesinle, sazınla bir harikasın. Ama şimdi şu var, ben de yıllardır müzik icra ediyorum ama her şey yerine göre, ortamına göre, her şeyden önce dik dur. Dik dur. Hem bir sanat yapıyorsun, hem bir sanat evi sahibisin, gerçekten sanatçısın. Sanatçı her zaman hem sanatıyla hem giyimiyle bir örnektir. Hareketiyle örnektir. Siz hakikaten efendi, dürüst bir kişisiniz ama biraz da sahneye göre uyumlu giyiniz istiyorum size. Onu ifade ediyoruz. Hani dişler belki bir nevi yok ama elbise de yok değil herhalde. Bak yanınızdakine öyle giymeniz istiyorum. Dedim ya, sanat değil, balçık değil. Hayır. Tamam. Kemal Sunal gibi doğal çıkıyor. Yok, söylemek istediği farklı bir şey. Bunu sonra konuşacağım sizinle. Buyurun efendim, Gülen Hanım. Ben Bayram Bey'i öncelikle sazını kutluyorum. Sözleriniz, türküsünü okurken de canı yürekten, gönülden hissettirerek okuyorum.